Hangi maçtaysak başlığı ona uygun bir şekilde değiştirirse sayın modlarımız C9'dan yine güzel pikler var. Nubi'den başlayalım. Raid'in tarafında Nubi oynuyor. Nyx Assassin'de Jao 8'i izleyeceğiz. Shadow Shaman, Sunshine, Weaver, Hao tarafından oynanıyor. Doom, Banana tarafından oynanıyor ve Tempter Assassin, Mu olarak izleyeceğiz. Sunshine First Blood'ı almış. İlk ölen kişi Leech olmuş. AoE 2000. Eternal Enemy Klings oynuyor. Klings oynamayı seviyorlar ya. Baya seviyorlar açıkçası. Evet. Güzel bir de çok da güzel bir hero bence. Pylyday Bane oynuyor. Bir ara bu maçta Sing Sing tarafından oynanacak. AoE 2000 Leech oynuyor ve son olarak midde Batrider Bon 7 görüyoruz ve farm olarak bu bayağı tokatlamış durumda Bon 7'i, onu da belirtelim. Ne diyorsun, pikler hakkında bir yorumun var mı? Bayağı gri Güzel bir pikler. pik izliyoruz iki taraftan da aslında. Valla C9'ın Klings pick'i oldukça tatlı. Beklenmedik bir pick. Güzel bir pick. Hero olarak da güzel. İlk başlarda birazcık sıkıntı çekse de sonlara doğru kastınca Orkid'i falan bitince oldukça iyi işler yapabilen, kısırdımı affetmeyen bir hero Klings. Bir takımından da Templar pick'i hoşuma gitti. Mu'nun oynadığı. Templar da müthiş bir pick. Çok da güzel. Özellikle damage'ı oldukça güzel sektirebiliyor da. Pikler güzel. Maç Bu arada daha yeni Nubi'den ilginç bir başlamış. şey izleyebiliriz şimdi. Jao 8 stun'ını kullandı. Sing Sing'in üzerinde kullanıldı. Banana henüz doğru anı bekliyor. Bir teleport da Hao'dan geldi. Şimdi 2 vs 2 fight çevirdiğini zanneden Cloud9 takımı ekibi 1 kill aldı. 2 kill aldı. Şu anda saçma sapan bir fight döndü orada. Banana bir anda ortaya çıktı ve kafasına ok yedi. Aslında onun için hesaplanmış bir ok değildi ama orada Sing Sing double kill alıp çıktı işin içinden. Hesaplanmış bir ok değildi. Aslında başkasına atılmış bir oktu ama Banana ok yiyince bir anda kendine gelemedi. Uzunca bir Burada sürede aralarda dolaştı aslında. Ve ilginç. C9'ın yakalanması lazımdı, değil mi? Evet, yanlış bir şey oldu orada. Orada yanlışlıkla yakalanan taraf aslında new bir takım oldu. Mu tabi botul yerine Magic Stick ile başlamayı tercih etmiş. Çünkü Magic Stick karşıda çok fazla skill spamleyen birisine karşı botuldan daha önemli bir item. Abi bu ne, bugün mükemmel ordular görüyoruz. Bu arada eşek de. Ward OP'ymiş. Mükemmel wardlar görüyoruz bugün. Bu sentry botlarını kastediyorsun, botlane'deki. Aynen. Çok inanılmaz tatlıymış. İsim Adeta bir olarak. centilmen ya. Piçe bak. İsmine bir bakayım dedim ama sonradan vazgeçtim. Chinglang Racism'dan ve ban yemeyelim diye sustum. Narvi Navis karşılaşması ne zaman olacak ya? Onu da bekliyoruz aslında. Ben bir gözüm de orada benim aslında. Bir bakıp duruyorum ama daha Narvi yarım saat var. Navi. Narvi mi? Narvi Navi. evet. Narvi Navi oldu ama bu Oldu mu turnuvada cidden? henüz daha olmadı. Bu Turnuvada turnuvada olmadı. olmadı daha. Şöyle bir bakayım ama gelecek maçlara. Ha, yarın. Yarın mı? Okey. Yarın 19 Abi maçında hem de ilk kesinlikle maç. onunla başlıyoruz ya. Kesinlikle. 19 maçı. Narvi. Bu arada Sing Sing'in farmı gayet güzel. Şunu bir düzelteyim şöyle. Baş sıraya oturmuş o da. Mu'nun hemen 3 creep, 2 creep önünde şu anda. Hao aynı zamanda güzel farmını yapıyor. Eşit gidiyor Eternal Enemy ile. Yani şu anda farmlar eşit gibi görünüyor. Kill olarak C9 biraz önde. Oyunun başlarında. Ve XP açı 2 tane newbie hero'su. Resmen duvara yapışmışlar, ağlama duvarı gibi. Ne olur XP ver. Bana para ver diye bağırıyorlar.
Yalnız dediğim gibi late game'e bir bakıyorum şöyle. Sanki birazcık daha önde gibi Nubi. Oyun late'e kalırsa. Evet. Bir C9'da iş yapabilecek hero'lar arasında Klinks var. Klinks kasıp late'de bir iş yapabilir ve az buçuktan Mirana var. Bu arada Solding var Eternal Envy'nin Klinks'inde. Bu da ilginç bir seçim, onu da belirtelim. Ama Birazcık en azından hero'ların ultisini ultisine devamlı bakalım. kullanabilecek demek bu da. Bu Bu arada şu anda yakalanan üzerinde Klinks. Dust var ve bu kill. Double damage'ı gördüm ve kill'i gördüm yani. Ve kill Mu'da kalıyor, Tempter Assist'inde kalıyor. Çok yanlış bir yerde buldun kendini orada. Peki orada Dust'ı kim bastı? Okey, Mu'nun Sunshank'ten gelmiş. üstündeki Sunshank değil miydi? Sunshank'ten gelmiş. Ben de Mu'da Ha, evet. zannettim çünkü Ben Mu de öyle gördüm. bayağı yakındı ama Sunshank koşup basmıştı Dust'ı. Bu arada Paylayday birazcık bir yeltendi. Ultisi maalesef yok henüz. Radiant's top tower is under Yine attack. Mirana Bane, yani bunu görmek zorunda mıyız devamlı ya? Evet, göreceğiz ya. Göreceğiz yani. C9 yapıyor ama bunu genelde ve sıkılmadılar. Yani tabii ki efektif, hani ben de zamanında profesyonel oyunculuk yaptığımda Radiant's top tower has been özellikle denied. böyle hani bir maç içinde pek çok değişen taktiğin kullanıldığı, mesela Team Fortress oynadığım zaman bir taktik yapıyorduk. Mesela o taktik o maç sırasında rakip takım tarafından çözülene kadar taktiği yapmaya devam ediyorduk. Hani Dota içinde aynısı geçerli. Tamam, Bane, Mirana iğrenç ama çözüp bunu counterlayana kadar insanlar yapmaya devam edecek C9 ya da en azından bu hero'lardan herhangi biri banlanana kadar devam edecekler. Lane'de Lich'e birazcık space tanındı. Ultisi için geldi. O da artık güzel bir şekilde fightlara katıldı. Bu arada Eternal Envy orada görecek mi? Görmedi galiba. Tam Ya görse de bir şey site'in yapamaz yanından Javet'le. geldi. Orkide olmadan Javet'i indiremez yani şu haliyle. Açıkçası pek Orkide de şans daha vermiyorum. baya bir yolu var. Zaten Sol Ring alarak hani Orkide bayağı geç çıkacağını belli etmiş oldu bir nevi. Dire's Bu arada bottom bot tower tower has alındı fallen. Sunshank tarafından. Early de yani her ne kadar late'e dayalı bir team olsa da Nubi'nin şu anki line-up'ı early'de de bir şekilde tower'ları alabileceklerini gösterdiler. Bu da Shadow Shaman pick'inin açıklaması herhalde. Dram geldi bu arada Mu'dan. Evet, tipik Tempter Assassin item'ı. Hem stat olarak hem de bu statların meld ve Refraction arrow diyorum, armor olarak dönüşü demek oluyor. Havadan da bir Aquila var ve Perseverance'a doğru ilerliyor. Muhtemelen Lincoln. Sphere çıkacak o da. Beyinde Auri level 7 oldu bu arada. Bitirdi Arcane'ini. Avi 7 oldu. Artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Lich'in early'deki bu avantajını kullanmak zorundalar. Kullanmazlarsa Midas Gaming başladı zaten şu an. Banana'nın Midas'ı yolda baya yavaş başlayan ve top lane'de feedleyen bir Doom'dan bahsediyoruz. Evet, Klinks Eternal Envy ultisiz gezmiyor artık. Evet, Sürekli Soul çöp Ring'in de üstü etkisi bu basıyor. zaten. Canını da arttırıyor. Güzel. Şu anda Bu arada smoke'lu bir smoke. şekilde üçlü dolaşıyor. Yine Mirana. C9 ve Mirana ultisi de kullanıldı. Blink Dagger da mevcut Batrider'ın. Sunshank büyük bir ihtimalle ölecek. Evet, aynen öyle olmadı. Tabuğa dönüşte ultisini kullanmasına gerek kalmadan kill'i bulmayı başardı orada C9 ekibi. Şimdi Hao geldi.
Böcekleri saldı. Bon 7 ultisini bunun üzerinde kullandı. Çok güzel bir ulti geldi. Lich'ten sekiyor, sekiyor. Bir daha sekti. Geriye doğru döndü. Bir bu ultisini kullanarak şimdi üzerinde Doom var. AoE 2000'ın Eternal Enemy çok low bir şekilde kaçıyor ve Pylai'day kendini orada feda etti takımı için. Ne diyorsun bu karşılaşma? Yine Nubi'nin lehine oldu diyorum ben. Tabi tabi tabi. Nubi'nin lehine oldu. Valla o kadar girdiler, şamanı verdiler ama Templar bayağı bir vurdu ya orada. Bayağı bir vurdu yani. Yani ulti gelişi... çok güzel kullanıldı Lich'ten ama orada o kadar akılcı bir ulti attı ki Weaver. Aynı güzellikle Weaver ultisi geldi. Tabii ki canım yani time lapse'i bastığı anda Ona doğru geliyordu Lich ultisinin boltu. Ve geriye çekmiş oldu ultiyi bir şekilde. Yoksa 3-4 kere daha sekecekti sanırsam ulti. Ki direkt alacaktı killeri yani. Tabii tabii level 10'da level 1'de bu Chain Frost 10 kere sekiyor. Böyle o şekilde kurtulmayı başardılar. Gayet yetenekli bir oyuncu tabii ki. Onu da söylemekte fayda var. Hao. Yani time lapse'de bile bak neler başarıyorlar. Şimdi hani sen ne yaparsın normal bir oyuncu olarak? R tuşunu spamlersin değil mi? Kurtulem yani. Kurtulem diye. Adam onu hesaplayıp o zaman spamliyor işte. Hesaplıyor. Ve oradan yola çıkarak fight kazanıyorlar. Alliance maçı sunulacak yani. Arkadaşlar. Bir yarım saat gecikme var. Bir gözü orada Burak'ın. Başlar başlamaz ona da sıçrayacağız. Bet yatırmamış olanlar hala yatırabilir yani. Çocuklar ağlıyor. Gidici. Yukarıda yine bir smoke var. Şimdi Vendetta'yı kullandı Javed. Sing Sing'e... Oo. Abi... Quit'e basacağım. Vendetta'yı da basmadı değil mi? Vendetta'yı da vurmadı. Ve banana yakalandı şimdi. Ok boşa atıldı. Ok. Karşılıklı sing hatalar. Sing. Envy taradı. Bir yandan da Sing Sing'e taramıştır. O nasıl okla diye. Takım arası bir anlaşmazlık diyelim oraya. Çünkü Batrider çok geriye çekmese oku da yiyecekti orada. Okey. Pro. Abi pro. Evet, bu şu anda tahminimce BKB'ye gidiyor. Ve direkt çekecek BKB'yi. Üstüne bir de Dezo giderse sıkıntı. Büyük arada sıkıntı ve Muyla da bitmeyecek yani. Bu işin House'u var, işte Doom'u var, Banana'sı var. Manana'sı var. Hop derken Hao. Aman abi Fiend's Grip üstüne Lich ultisi. Mu zıt yöne doğru kaçıyor şu anda. Refraction TP atacak. Sleep gelir mi? Midnight. Aa bir ucundan. Ucundan çok kaçtı. Iyi. Animasyonda kaçtı hem de yani. Aynen öyle animasyonda kaçtı. Bu arada topu ittiriyorlar. Top alınacak mı? Yok. TP'ler geldi hemen. Birden geldi. Oo bir dakika Bonsev'in ultisine. 5 saniye var. Kovalamaya devam edecektir. Bir yandan da slowlamaya başladı şu anda. Stikine yapalma zıplar zıplamaz bir stun gelirse Javed'den çok başarılı bir hareket olur diyecektim ama gelemedi. Orada Banan'ın ultisi vardı. Yani. Orada atsaydı hayatta kalabilirdi kesinlikle. Yok atamazdı. Neden atamazdı? Bu arada bir kill geldi oradan. Hao'dan. Doom boşa gitmemiş oldu. Bir kill daha gelecek mi diye bakıyorum. Çok güzel bir ok denemesi diyecektim ki gelmemiş bile ok. Son anda kesmiş şeyi. Orada şöyle bir durum var. Turn rate'ini azalttığı için stikine yapan Doom'u atabilmesi için sırtını arkasını dönmesi gerekiyordu Batrider'a karşı. O yüzden atamadı. Üzerinde 5 stack stikine yapan vardı. Turn rate'ini çok düşürdüğü için sırtını dönüp atmayı denemedi. Onun yerine Batrider ultisi biter bitmez önündeki ilk target olan Pylai'da'ya atmayı tercih etti. Ki bence yanlış bir tercih değil. Orada yapabileceği tek şey oydu. Ben açıkçası Javed'in Batrider zıplar zıplama stun atmasını bekliyordum. Bu arada Sing Sing
Evet, geliyordu Mu'ya doğru. Ama Mu illüzyonunu bırakıp kaçtı. Sing Sing'den de bir Linken göreceğiz gibi görünüyor. Linken Sphere. Şaman'dan Blink geldi. Çok early blink aslında şaman için dakika 18'de. Hayal gibi item. Bu arada Moon'un da 2,5K parası mevcut. BKB ya. Dire's middle tower is under attack. Eternal Envy'ye bakıyorum da. Bottle çıkmış bir de üstüne. Herhalde iyice late'e taşımaya çalışıp tek başına kerelemeye çalışacak takımı. Sing Sing'in yardımıyla. Sing Sing de burada işte secondary carry olduğunu belli ediyor yani Linken'e giderek. Hani ağır carry diyecek kişi değil de yandan yandan işte 3-5 ok atalım, ölmemeye çalışalım kafasında devam edecek herhalde hayatına. Tabi burada Shadow Shaman'ın Blink'i, bu kadar erken Blink'i etkisini göstermesi lazım. Aslında Five Man olsa şu anda Nubi'nin şansı daha yüksek C9'dan. Five man olup 5 kişi birden tek bir lane ittirmeye başlasalar. Bu arada Doom'un üstünde Mecha var. Mecha'yı bitirdi Doom. Yani güzel pickup yani güzel item. Bu da hayatımda gördüğüm en kötü Doom seti falan herhalde ya. Ne kadar kötüymüş yemin Niye ediyorum. canım? Tatlı duruyor. Allah kill Su. kaçırdık. Ya hadi ben Doom'a bakıyorum sen kill'e bak kardeşim ama Ben zaten yani doğanımda dum dedim, duma şurada ne döndüm. olduğu çok belli. Onu da söyleyelim hemen. Kuleyi almak için dive'lamış resmen. Geriye dönüp bakabiliriz aslında. Dire's bottom tower has fallen. Biraz daha geriye döneceğiz sanırım. Eternal Envy'de Radiant Jungle'ı sömürüyor. Aynen abi kuleyi alırım demiş ve Dire's bottom zıplamış. tower is under Üstüne attack. yaşananlar yaşanmış. Bu arada bota TP geldi Mu'dan. Klinks orada birazcık zorladı kuleyi ama bu arada yakalanan bir AoE var ama kaçtı o da TP ile. Bon7 şu anda çok iyi. Blink'i var, Force Staff'ı var. Girecek, çekecek. Bir tanesini çıkarmayı deneyecek. Özellikle Mu'yu, Templar'ı çıkarırsa aradan onlar Yani bunun için üstüne çıkabileceği tek bir item daha kaldı. Hani ille çıkması gereken diyebileceğim. Belki Shiva çıkar. Onun dışında çıkabileceği itemler arasında çok manyak seçimler de var. Hani geçen yılın International'ında yine kullanılan örnek vermek gerekirse Mask of Madness evet. var. Ortada Yakaladım bu bir arada de. Mu'yu yakaladı ama hemen arkasında Javed var. Stun'ıyla ve Carapace ile iki kez stunladı. Mu BKB'sini açarak kill almayı başardı ama şimdi Fiend's Grip var. BKB dinlemez. Üzerine Doom'la karşılık verdi bana ana ve Mecha'yı basıp, Dümbele'yi basıp devam etmek istiyorlar. Hemen geri çekildi daha fazla sekmesin diye. Javed sağ olsun bir kere daha sekti. Şimdi Oh. Sunshank'ten sekiyor. Sekerek. Oraya çok saçma bir Serpent Ward atıldı. Mu'melt'te bir kill daha buldu. Stun var mı diye bakıyorum Sing Sing'de. Yaklaşmasın diye bir stun denemesi Javed'den. Şimdi yakalanan bir Envy. Üzerinde Dust da var. Temizlik yapıyor. Newbie ve killerin hepsi de. Mu'da kaldı. Ultra Ultra kill. kill'i aldı. Yani bunun üstüne ne olacağı belli. Bayağı da parası olmuş. Desolator'a koşar diye düşünüyorum ben. Ya da eski metayı oynamak istiyorsa Blink Dagger alır. Seksek sekerek ki bilmez yeni nesil bilir mi ya? Seksek sekerek Mahmure, lastik çekerek Mahmure. Abi ben onu yastık çekerek diyordum çocukken ya. Rastık nedir onu hala bilmiyorum. Mesela rimel gibi bir şey herhalde. Ağzı kokan bir paylayday ama yine de üstünde Arcane botu var. Abi tabii canım kendi gözlerini sökmüş ward olarak oraya buraya takıyor belli değil mi?
Biliriz AMK tabii. Biliyoruz. Denirdi. Denirdi. Sek sek sekerek minyonlar harekete geçti şu anda chatte. Radiant's bottom tower is under attack. Linkini bitti bu arada. Evet. Hao'nun onu da bir yandan bilgi olarak geçelim. Sing Sing'in de bitti. Büyük olasılıkla yaşa gidiyor zaten. Javed de Blink Dagger var. Sing Sing'in de hiç fena değil aslında durumu. Hatta Eternal Envy'den daha iyi. Şu anda Last Hit'te birinci sırada. Tabii Midas'ı da olduğu için herhalde Network'ta bayağı öndedir diye düşünüyorum. Bayağı önde değil çünkü daha çok heal gören bir move var yani o tartışılmaz bir şey ama. Dota tabii bu tip şeylerde geri dönüş hakkını şöyle veriyor. Mu'yu öldürürsen bayağı para kazanıyorsun yani. Şimdi Pylaidai acı çekecek. Üzüldüm lan. Yani orada gözlerini söken bir beyin. Orada kastlayacak yani... bir şey göremedim açıkçası. Yani Pylaidai acı çekecek. Gözler yaşlı. Bone 7 da yaktıkça yakıyor. Roshan alıyor bu arada. Nivvi takımı. Abi wardlar olduğu için oldukça hızlı. Ya wardları geçtim. Moon'un damage'i inanılmaz. Yani onu da belirtmekte fayda var yine. Defalarca söylüyorum ama. Şeyden de vazgeçmiş bu arada. Yaşaya gitmiş. DD de buldu. O DD'li bir Moon'u görmek istiyorum. Bence istemezsin ya. 360 damage'dan bahsediyoruz. Yani senle ben görmek isteriz belki ama C9 istemez şu noktada zannedersem. Sing Song'un da damage'i aslında fena değil ama tabi hani damage üzerinde kurulu itemler üzerinden gittiği söylenemez açıkçası. Tempter Assassin'in de güzelliği bu. Şimdi damage item'ı çıkmasına gerek yok. Tempter Assassin'in. En azından şu seviyesinde oyunun 25. dakikasındayız. Meld ile Refraction yeterli olacaktır. Bu arada Xiao 8 Sing Sing yakalandı. Üzerinde Doom da var. Aynı şekilde bananayı geri çeken bir Bone 7 ve orada Carry Base'den yediği bir stun var onun. Tebrikler Xiao 8. Hop uçan bir bıçak. Unstoppable double kill. Bütün killer Mu'da kalıyor. 8'e 1 oynuyor şu anda Mu. Allah sonunu hayır eylesin. Başarılarının devamı diliyorum. Şöyle buyback'e bakıyorum. Buyback var mı? Batrider'da yok. Batrider'da buyback yok. Sing Sing buyback yaptı şimdi. Bone 7'siz bir savunmadalar. Bullseye, Sunshine'e. Sunshine ultisini biraz geç açacak ama açacak yani şu noktada. Sunshine'e saldırabileceklerini zannetmiyorum. Ve geldi şimdi ulti. Evet, Mu'ya Enfeeble atıldı ama çok etkilendiğini zannetmiyorum. Envy'ye inanılmaz bir melt damage geldi. Şimdi banana zıpladı oraya ve Centaur stun'ını bıraktı. Envy tek başına kaldı orada ve bir kill daha bulmayı başardılar. Şimdi Envy'den buyback geldi. Geri çekilecek mi Envy diye bakıyorum. Yine Mu'da kaldı kill. Ve geri çekildiler. Evet. Alacaklarını aldılar. Alacaklarını aldılar. Şöyle aldılar. İki tane buyback. Ve bir tane de Tier 3 Tower. Yani hani orada açlık yapıp devam etmenin gerçekten bir anlamı yok. Elinde Doom yok, Serpent Ward'lar yok. Orada dikilmiş durumdalardı ama tabii ki temizlenmişler. Gayet net ilerliyor şu anda Newbie. Kazanma yolunda. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Katılıyorum sana. Eternal Envy var. Orkid yerine Crystallis çıkmayı tercih etmiş. Yani Mu ya şu anda yani durdurulması gereken tek kişi. Mu şu anda. Ya duracak ya duracak. Yiyecek buradaki creepy. Ama almadı. O yemez de. Her ne kadar bonusun olursa olsun Mu'yla kapışmak istemezsin şu anda ya. Herhangi bir şekilde. Kaç abi dur. Kaç. Basayım bizi. Kaç kaç gelin. Durma. Ve Moon Mentas'ın da çıktı abi. Yani push'ta da şimdi inanılmaz etkili bir karakter olacak. Templar Assassin. 1300'de gold'u var hala üstünde. Gözlerim yaş yaş oldu.
Ah, olur şu anki hale bakarak. Bu Yani şu anda Batrider'ın Bon7'ın girip acilen bir Wu'yu çekmesi lazım. Sen gel bir bu tarafa deyip ya onu bir aradan gerçekten başka çıkarması lazım. şansları yok ama o arada Mu'yu öldüremezlerse ve Mu mantı üstüne BKB basıp geri vurmaya başlarsa o zaman kader olaraktan ölürler. Yanlışlıkla ölürler o zaman. Tabii ki bu arada Lee Dire's Sin under attack. binalarda. O da öyle best bir şey. Onu da belirtelim. Gördün mü? Çok tatlı. Bu arada Ne oldu ne canım? geldi orada? Linken bozuldu. Hangi skill ile bozulduğunu bakıyorum. Evet. Enfeeble'la bozuldu Linken'i. Onun tekrardan geldi ama. Abi hiçbir şey yapamadılar. Dire's bottom Görüşürüz. barracks has fallen. Aldılar Radiant's kuleye top tower gidiyorlar is ya. under Var attack. mı böyle bir şey? Kuleye diyorum, barakaları. Hiçbir şey olmamış gibi dön, yürü, gidelim. Yani şu anda şaman bile zengin. 2400 gold'u var. Ne alsam diye düşünüyor değil mi? Şaman ya. Aghanim başlarım ben olsam ya. Hiç düşünmem yani. Aghanim'i ittiririm. TI'da Aghanim'li Mass Serpent ward atmak demek bir support'un hayali demek herhalde ya. Evet, Bu arada Aegis'e bir bir dakika dakika. kaldı. Geriye dönüp ultilerini, HP'lerini falan filan fullleyip mid'den ittirebilir gayet newbie ekibi. Hani şu anda eksik hiçbir şeyleri yok. Sadece Mass Serpent ward eksik. O da 30 saniye içerisinde geliyor. Nitekim toplandılar şimdi. Aegis'in zamanı geçmeden. Javed de Vendetta'sını bastı. Eğer varsa yakınlarda bir target arayacaklar. Yoksa mid'den ittirmeye devam edecekler. Bu arada Didili bir Vendetta'ydı ama geçti Didi'nin süresi. Aslında Skaçı orada bir target var yani. Envy var ama. bu arada Dezo Hatta gidiyor. Envy Kao. ucundan gördüler şu anda. Oradaki trap'in hemen üstünden geçti şanssız bir şekilde. Ve Envy'yi arıyorlar şu anda. Bulacaklar büyük bir ihtimalle. Orada şansına bir dust. No dust. Okay. En azından şeyin alındığını, Radiant's illüzyonun top alındığını tower is fark under ettiler şu attack. anda. Aegis'in de süresi geçti geçecek. Radiant's structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Bon7'da BKB'ye gidiyor büyük olasılıkla. Radiant's top tower has been denied. Top Tower denialandı bu arada. Hao tarafından. Ching Ching de yaşa gidiyor. Xing yaşa gitmiş. Şey. Menta. Şey, Menta gidiyor, pardon. Envy'yi görüyorsun. Devamlı bir target arıyor. Tek başına birini bulsam da öldürsem diye ama dediğim gibi yani early ve mid game'de Bottom Five tower Man is olacak under takım attack. burada. Newbie. Nitekim Dedi onu aldı. yaptılar. Sen bu arada maça bakıyor musun arada? Başlaması gereken maça. Bakıyorum, bakıyorum. Abi. Abi illüzyon. İllüzyon geriye çekildi. İnanılmaz büyük bir fail. Zıplar zıplamaz açılan bir Menta. Mu'dan. Akıl dolu bir oyun. Ve illüzyonu ultileyip geri çeken Bon7. Yani C9'ın şu an yapacak pek bir şey kalmadı. Bir baraka daha. Lich ultisi denenecek bu arada. Miranda ultisi başarılı. Miranda Arrow'u. Ulti demişim. Özür dilerim. Fakat Doom. Fakat Stun. Ve ölü. Fakat ölü. Kader olaraktan gitti. Ve Hao'da da bir Desolator var. Bu bağlamda çok fazla hızlı bir şekilde indirebiliyorlar kuleleri ve barakaları. Neye inanıyor şu anda C9 bilmiyorum ama hala CC verilmedi. Eternal Envy farklı bir dünyada. Ya Kill, kill, son please. umut Eternal Envy mi yani? Bu şekilde. Değildir herhalde ya. Deedle's Recipe geliyor. Dire's top tower is under attack. Oyun Bu da planları gerçekten bu muydu yani? Çok ilginç çünkü bu. Evet, biz bütün base'i veriyoruz. Envy sen rakip ormanına kas. Tek başına oyunu al. Deedle's'la. bir tek Deedle'sa pek kolay olmaz öyle. Dire's top tower is under attack. Topu alacak bu arada mı? Last hit için bekliyor.
Hatırlarsın de. Bu arada kuryede bir bananın şivası var ve Demon Age var. Moon'un sıkıntı item bunlar. Abi Özellikle korkuyorum. Moon'un Demon Age'i korkutucu. Abi korkuyorum. Eternal Aim'i hala o. Jungle'da yani devam ediyor hala. Orada bir Nex'i görür mü acaba? Gördü ama Moon'la bir karşılaşma. Doom hala mevcut. Doom'u kullanmayacaklar bile dedim. Gerçi kullandılar ama kullanmalarına da gerek yoktu bence. Envy yine kendi dünyasında. Farmına devam ediyor. Abi yani anlam vermeye çalışıyorum. Lütfen beni affetsin C9, Envy, Xing Xing, Bone 7, AoV fanları ama yani şu eriyişle şunun kime neye faydası var? Şu oyun stilinin biri bana söylesin lütfen. Bana anlatmaya çalışsın. Ben de anlamaya çalışayım. Çok anlamsız pickler, çok anlamsız bir oyun stili. Çok anlamsız bir Deedles. Evet. Topu da alacaklar ve GG'yi verdirtecekler. Şu anda. Yani C9 takımına. Evet, wardlar dikildi. Yine bir orada. O stun geldi bu arada, Blink stun. Bananadan. Çok güzel bir şekilde. Şimdi banana geri çekildi ama damage'ları var mı diye bakıyorum. Gerçekten var. İndirmeyi başardılar. Envy taraya taraya indirdi ama en azından bir range rax olacak bu. Evet, bu geliyor şimdi. Welcome to my life. Hao taramaya başlayacak şimdi ve mega olmak üzere bir şeyler yapmak zorundalar. BKB'sini hala kullanmadı mu? Şimdi inanılmaz bir damage var Mu'ya karşı. Mu çok güzel manta, çok, çok güzel reflection. Mega. GG. GG. Lel. Yani buydu yani. Beklenen de buydu. Aynı şekilde dediğimiz gibi oldu. Topu da aldılar ve GG. Geçmiş olsun. Sing song fanıyım, dinle Cahre'yim. Bak bu adamlar bireyselde harika ama yeni yeni takım oluyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Bu yeteneklerle takım olmayı başarırlarsa o zaman görsen bunları. Aynısını ben iki gündür söylüyorum zaten. Farklı bir şey söylemiyorum. Aynen öyle. Duygusal olduklarını, profesyonelleşemediklerini ve takım olma yolunda ilerlediklerini ve kişisel oyun seviyesinde çok üstün olduklarını iki gündür bas bas bağıra bağıra milyon kere söyledim. Hepimizi ve chat'i tekrar aydınlattığın için teşekkür ederim. 3 tane Midas'la oyunu uzatma planı çok da yanlış bir plan diyemeyeceğim açıkçası. Ama karşıda çok early'de ve mid game'de 5 man olup pataklayabilecek bir takım varken başarısız bir plan oldu tabii ki. O yüzden stüdyomuza geri dönüyoruz. Stüdyomuza. Dönelim. Stüdyoma döner misin? Teşekkür ederim. Zevkle. Şöyle bir bakış atayım sana. Bir dakika Templar bakış Assassin. Alacağım. Ha, evet. Templar Assassin bakış atar mısın? Templar Assassin. At. Kameraya at. Mu. Taradı. Bağ mı dedim? bağ mı? Bu duruyor. Bağ mı dedim diye crit atıyor öyle bir anda. Güzelmiş.